Evet sevgili izleyiciler, Malatya'dan sıcak haberler geliyor tabii ki. 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi Malatya'ya gidelim. AK Parti Milletvekili Bülent Tüfekçi bizlerle birlikte. Sayın Tüfekçi öncelikle geçmiş olsun. Bir deprem yaşandı 5.2 büyüklüğünde. Saat kaçta yaşandı? Öncelikle bölgeden neler söyleyeceksiniz bizlere? Teşekkür ediyoruz. Ben de bütün Malatyalı hemşehrilerime sizin vatanınızda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem 12.37 sularında ilgili Fethülge ilçemiz Tefa'da merkez üssü olmak üzere deprem meydana geldi. Daha çok Tefa mahallemiz ve civarındaki köylerimizi biraz daha şiddetli etkileyen ama merkezde de kendini hissettiren bir deprem. Çok kısa sürdü. Ama daha önce 24 Ocak depremini yaşayan ve ondan sonra çeşitli tarihlerde yine bu büyüklüklerde depremler yaşayan bir il olarak bunun vermiş olduğu bir tedirginliği bütün şehir yaşadık. Herkes bir şekliyle kendini dışarı atma ve ne olduk demenin tedirginliği içerisindeydi. Ama çok şükür şu ana kadar bize intikal eden, bizim de çeşitli bölgedeki muhtarlarımızla yapmış olduğumuz temaslarda yeni bir yıkıntı ve yeni bir yaralı can kaybımız yok. Daha önce depremden etkilenen evlerin, boşaltılan evlerin bir kısmının yıkıldığını, bir kısmında daha derin çatlaklar oluştuğunu, bazı ahırların yıkıldığına dair bilgiler var. Ama insan ve diğer hayvan dahil olmak üzere bir can kaybımız yok. Evet. Çok şükür. Daha önce etkilenen evlerin yıkıldığını söylediniz ama can kaybı yok tabii ki, sevindirici. Bu evlerle ilgili de çalışmalar yapılıyor da zaten, değil mi? Çünkü biz bu yönde bilgiler de vermiştik. İyileştirme çalışmaları da yapılıyordu. Bölgede şu anda hangi çalışmalar yapılıyor? Yıkım kararları alınmıştı. O ev sahiplerine, yeni TOKİ tarafından evleri hak sahiplerine yapılması noktasında çalışmalar bitmiş, ihaleleri de bitmişti. Hatta Fethülge'de, Tepahan'da TOKİ tarafından 24 Ocak depreminden hemen sonra başlanan inşaatların hızla devam ettiğini görüyoruz. İnşallah bu yıl sonunda da o hak sahipleri yeni evlerine taşınmış olacak. Müstakil ev yapmak isteyenlerin de ihaleler yapılmış ama bazılarının daha inşaatları başlanmamıştı. Dolayısıyla şimdi onlar da hız verilir. Tahmin ediyorum yıl sonu itibariyle de açıkta insanımız kalmaz. Peki kaç evin yıkıldığına dair şu an için elinizde bir bilgi var mı? Şu an için yanlış bilgi vermeyelim. Net elimizde bilgi yok ama büyük sayıda değil. Peki, zaten can kaybının daha önce olmaması. Bunlar da hasar görmüş evler olduğu için yeni evlerden hasar gören ve yıkılan ev olmaması da sevindirici. Sarsıntılar var mı? Çünkü 5.2 aslında büyük bir deprem olarak gözüküyor. Evet. Şu an için bunu söyleyebiliriz ama artçı sarsıntılar oluyor mu? Çünkü şu da çok önemli. Sayın Tüfekçi, şimdi daha önce yaşanan depremlerden bahsettiniz. Uzmanlarla bununla ilgili konuşmalarımızı da yapıyoruz. Aynı fay hattı üzerinde mi yoksa başka fay hattı üzerinde mi? Çünkü bu noktada artçı sarsıntılar da oldukça önemli olacak ama sizden de bunu değerlendirmenizi istiyoruz. Artçı var mı ya da yaşanıyor mu? Artçılar, biraz önce de artçı sarsıntı vardı. Artçı sarsıntılar herhalde bir müddet daha devam eder ama artçı sarsıntıların çok büyük hasar vereceğini zannetmiyoruz. Tepahan bölgesinde biraz daha önce 24 Ocak'ta Sivrice Fethülge hattındaydı, Doğan yoldaydı. Şimdi biraz daha Malatya'ya yakın Tepahan bölgesinde. Merkez üssü. Daha önceki binalar boşaltıldığı için hasarlı bina hasarlı bina oluşmadığından daha önceki hasarlara ilaveten insanlar da dışarıda olduğu için bir kayıp veya bir hasar da olmaması gerçekten sevindiriyor bizleri. Önemli. O binaların boşaltılmış olması da gerçekten Sayın Vekilim çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gün ortasına katıldığınız için bir kez daha ben geçmiş olsun dileklerimizi Malatya halkımıza iletiyoruz efendim. İyi çalışmalar.
İyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Evet, AK Parti Milletvekili Sayın Bülent Fengçi gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Bölgedeki son durumla ilgili bilgileri de verdi. Daha önce boşaltılan binalarda bir yıkım olduğunu ama kaç binada yıkım olduğu hakkında kesin ve net bir bilgi veremeyeceğini söyledi. Tabii vatandaşlar tedirgin, dışarıdalar. 12.37'de yaşandı bu deprem. 5.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'da Pütürge ilçesi sevgili izleyiciler. Çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, hasar yok, çalışmalar devam ediyor demişti. Bununla ilgili tabii ki can kaybının olmaması bu depremde. En sevindirici noktası bu. Artçı depremler olacak mı? Merak ediliyor. Aynı fay hattı üzerinde mi yoksa başka bir fay hattı üzerinde mi gerçekleşti? Detaylar geldikçe de sizlere aktarmaya